TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Şimdi tabii ki maçtan önce maçın zor olduğunu biliyorum. Maçın ilk yarısında aslında dengeli giden bir oyun vardı. Dengeyi bozan sadece bizim girdiğimiz pozisyonlara gol atamamız. Galatasaray'ın girdiği pozisyonlar gol olması. Bir anda tabii ki üstü oldu maç. Skor, yani savunmada daha iyi durmamız gerekiyordu, hata yapmamız gerekiyordu. Bununla ilgili zaten Galatasaray'ın hücum silahlarının etkili olduğunu, belki çok pozisyona giremediler. Baktığınızda ilk yarı hepsini gol attılar. Biraz da yani o şansı demek istiyorum. Biz girdiklerimizde direkten döndü 1-0'ken. Birçok da gol girişimiz, ceza sahası girişlerinde özellikle Torreira ve Kerem Demirbay'ın yaptıkları kritik müdahaleler vardı. Belki onlar da biz golle sonuçlandırabilirdik. Pes etmedik. İkinci yarı tabii rakibe karşı aslında oyun anlamında çok geride kalmadığımızda, hatta bölüm bölüm daha iyi oynadığımız dakikalarda önemli olan ikinci yarıda bunu yansıtmamız gerektiğini oyuncularımla paylaştık. 3-0 bir maç. Bir anda tabii ki 3-0'dan 3-2'ye geldi ki oyun o ara bizim lehimize dönmek üzereydi. Ki Emre Kılınç'ın 3-2'yken kaçırdığı bir gol dönüşü yine kalemizde golü gördük. 4-2. Takımın bu maça baktığımızda geri 3-0 olmasına rağmen zorlu deplasmanda bile geri adım atmadı. Çok güzel bir ışık verdi. Kazanmak için oynadığımız bir deplasmandı aslında. Galatasaray'ın gücü belli zaten. Onlar da çok kaliteli bir takım. Ama dediğim gibi biraz savunma anlamında yaptığımız hatalardan golleri yedik. Hücum anlamında pes etmedik. Hatta birçok son dakikaya kadar ceza sahasında belki buluşturabileceğimiz topları değerlendirseydik yine beraberliğe ortak olabilirdik ama şunu söylemek istiyorum. Yeni bir takımız. Dördüncü haftada üçüncü deplasmanı oynuyoruz. Biz kendi sahamızda Fenerbahçe'yle oynadık. Aramızda yeni katılan oyuncularımız var. Bugün güzel bir aslında bir ışık verdiler. Üç tane oyuncumuz yeni aramıza katıldı. Ve takım olma ve ivmeyi yukarıya çekme anlamında her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Bu hafta yine bir deplasmana gideceğiz Antalya'ya. Süreçte tabii ki taraftarlarımız muhakkak ki skor anlamında beklentileri galibiyet ya bu haftalarda ama oyun anlamında ben takımlarından umutlu olduklarını düşünüyorum. Ki birçok Galatasaray'a karşı oynanan futbolun da iyi olduğunu düşünüyorum ama artık onları skorla mutlu etmemiz gerekiyor. Skora yansıtmamız gerekiyor oyunumuzu. Eksiklerimiz değil. Çalışmalarımızı tamamlayıp iyi bir girişle, bir galibiyetle takımımızın çok daha güçlü bir hale geleceğini düşünüyorum. Bizim gerçekten yeni bir takım, yeni oluşan bir takım, sabra ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın tabii ki beklentisi bu anlamda çok ama önümüzdeki süreçte çok güçlü bir Samsunspor olacak. Bugün bu ışık net bir şekilde görüldü. Daha çok çalışacağız. Bir an önce önümüzdeki süreçteki ilk galibiyetimizi almaya çalışacağız. Bu arada fikstürle ilgili de bir şey söyleyebilirim. Tabii ki bahane anlamında değil. Dördüncü haftada 3 deplasman. Bir de iç saha Fenerbahçe maçı var. Yeni oluşan bir takım anlamında zorlu bir fikstür diye düşünüyorum. Soru var mıdır? Selçuk Bey. İyi akşamlar hocam. Selçuk Kaya Halk Gazetesi. 23 Nisan'da şampiyon olduk hocam. Yani aşağı yukarı bir 6 ay geçti. Ama bu 6 ayda bir 6 numara transferi gelmedi. Bugünkü maçı da 6 numaralar üzerinden çok rahat bir şekilde okuyabiliriz. Neden transfer gerçekleşmedi? Şimdi yaptığımız transferler işte Tayland'ını almıştık 6 numaralar pozisyonunda. Süreçte tabii ki bununla ilgili çalışmalarımız devam etti. Başkanımız zaten açıklama yapmıştı. Yani belli yabancı kotasından dolayı da içeriye oyuncu katamadık. Evet, 6 numara ihtiyacımız var ama sakatlıktan dolayı da oynatmadığımız Taylan'la. Bununla ilgili evet bugün biraz daha pozisyondaki zaafımız görüldü ama önümüzdeki süreçte bunu en iyi şekilde düzeltmek zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Transfer anlamında da yapılan transferlerde bazen sayı rakamsal anlamda dolduğu zaman da bir oyuncu göndermeden diğerini katamıyoruz. Böyle bir süreç yaşandı. Halk abi. Hocam Samsun Halk Gazetesi. Hocam Okan Koç'un sözleşmesinde ilk 11'de oynayacak diye bir garantisi mi var? Sosyal medyada çok fazla bununla ilgili
Okan'ın üzerinden çok tepki var ve bu size de yansıyor. Bugün çok eleştirilen bir hoca pozisyonuna gelmeye başladınız. Camiaya Hüseyin Hoca nasıl bir mesaj verebilir? Biz sonuçta iki tane kalecimizle eşit. Yani hepsi çalışıyor. Kaleci pozisyonu biraz daha özel bir pozisyon. Evet, Şumski de iyi durumda. Okan da bizim transfer ettiğimiz kaleci. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili değerlendirme yapacağız. Tabii ki performans anlamında da kim hak ediyorsa, yani sonuçta niye takımlarda 2-3 kaleci oluyor? Biz de bunu aynı şekilde değerlendireceğiz bu hafta. Başka soru vardır. Teşekkür ederiz. Şunu da sormak isterim hocam. Savunmada üçlü denediniz, beşli denediniz, bugün üçlü denediniz. Bir türlü bugün dörtlü oynadınız. Bir türlü o verimi sağlayamadık. Yani nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz? Şöyle 3-4 tane maça baktığınızda gol yollarındaki aslında hücumsal anlamda girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek, o böyle bir şey. Sonuç almadığın sürece tabii ki kendi savunma anlamında zaafını konuşabiliyorsun. Ama biz Kayseri maçında da dörtlüde oynadığımız zaman oldu. Beşlide oynadığımız zaman oldu. Sonuçta dörtlüde oynadığımız Galatasaray maçı. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sonuçta formasyonlar zaman zaman değişimler gösterebiliyor ama saha içerisinde oyuncuların hücum ve savunma prensiplerini en iyi şekilde yapması gerekiyor. Çünkü değişkenlik gösteren formasyonlar maçın gidişatında öndeyken hücumda farklı, savunmada farklı olabiliyor. Şu an evet, bugün dörtlü bir savunma anlayışıyla oynadık. En iyi sistemle, en iyi formasyonla devam etmeyi planlıyoruz. Bu da bize önümüzdeki süreçte zaten gol atmaya başladığımızda, yani kazanmaya başladığımızda bizi başarıya götürecek. Bir noktaya da değinmek istiyorum. Karşımızdaki Galatasaray takımı da baktığınızda herhalde bu sene ilk defa gol yiyor. Biz de onların iki gol atma başarısı gösterdik. Ama dediğim gibi savunmada daha çok çalışacağız. Az hata yapacağız. Bugün de her girdiklerini golle değerlendirdik. Evet, teşekkür ediyoruz. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.